Arkadaşlar merhaba. Ben Üste işte Hoca. 65 günde AYT Edebiyat kampında geldik hocam. 15. güne. 15. günde tabii ki mesneviyi konuşacağız. Ana çatımız Divan Edebiyatı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Divan Edebiyatına devam ediyoruz. Mesnevi için bakın koskoca bir günümüzü sadece mesneviye ayıracağız. %100 soru geldiği geleceği için. içiniz rahat olsun. Yarın Divan Edebiyatı'nın sanatçıları var. Oba neler neler var. Hiç uzatma hocam. Hemen başla istersen. Evet mesnevi demiştik hemen bir gelsin ne konuştuysak o sorulacak çünkü her şeyi konuşacağız arkadaşlar eksiksiz gideceğiz mecburen konuştuklarımızdan sonra gelecek. Bakın ÖSM logosunu görüyor musunuz maddelerde Allah aşkına her tarafta var yani bütün maddeler neredeyse bir tane en sondaki madde dışında tek başına sorulmuş ya seçenek ya da doğru cevap olarak gelmiş. Şimdi mesnevi diyoruz arkadaşlar günümüzdeki hikayelerin kısmen romanların ama günümüzdeki hikayelerin hocam divan edebiyatındaki karşılığı. E doğal olarak divan şiirinin en uzun nazım biçimi diyebilir miyiz? Evet çünkü sayfa sınırlaması daha doğrusu beyit sınırlaması yok abi. Bakın gazel için 5-15 demiştik. İşte kaside için 33-99, kıta için 2-12 falan filan birçoğu için böyle sınırlandırmamız var. Ama meslevi hikaye olduğu için hikaye ne zaman biterse o zaman bitiyor beyitler. Doğal olarak beyit sınırlaması olmadığından divan şiirinin en uzun nazım biçimi. E kendi arasında biliyorsunuz her dize kafiyeli. Yani hocam peyker değil mert tufeyli leyli oldu oldu gördü türdü zamanı cihane gibi. A, A, B, B, C, C, D, D, E, F, F gibi gidiyor bu. Mesele bu. Bütün harfler tekrar ediyor. Sıkıştığımız yerde x x, 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 kaptırıp gideriz yani. X, Y, Z falan kaptırır gideriz. Sıkıntı yok. Doğal olarak her beyit kendi içerisinde kafi ilanman dikkat ve aruz vezinin kısa kalıplarıyla. Yani kısacık kısacık bakın dikkat. Kısa 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 kalıplarıyla. Devam ediyor. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. Şu amman dikkat beyitleri de şöyle yuvarlak için almış olduk. Kısalıklarını tekrar tekrar şöyle şöyle bir göstermiş olalım hocam. Var mı soru işareti? Yok. Hadi başlayalım Mesnevi'ye. Bakın ne diyor. Maddeler şöyle bir yaklaşsın bize hocam. Ha, Arap ve Türk edebiyatına İranlardan geçmiş. Evet İran edebiyatından geçiyor bize. Tamam hocam öyküleme gerektiren konularda kullanılmış. Yani hikayemsi anlatımlarda değil mi? Hikayelenmesi gereken, hikaye edilmesi gereken yerlerde kullanılıyor. Bugünkü roman ve öykünün yerini tutmuş. Kısmen roman diyebiliriz bunu ama öykünün yerini tuttuğu kesin tartışmasız. Aşk, savaş, kahramanlık gibi konular var cebinizde kalsın. Nazım Birim Beyitler evet burada örneğimiz var zaten. Yani ikili ikili, iki dize iki dize gidiyor. Zaten Mesnevi ikili, ikişer demek. Sözlük karşılığı tam olarak bu arkadaşlar. Tabii ki beyit sayısı konunun işleyişine göre değişecek. Yani uzunsa konu uzuyorsa uzayacak beyit sayısı artacak. E, kısaysa kısa olacak bu kadar. Her beyit kendi içinde kafiyeli kafiye düzeni A, A, B, B, C, C, D, D, E, F, F gibi gidiyor. Daha çok aruzun kısa kalıpları tercih edilecek eyvallah. Türk Edebiyatı'nda ilk mesnevi arkadaşlar Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda yazmış olduğu Kutatku Bilig adlı eseridir. Bu da cebinizde kalsın. Mesneviler şu yeni başlıyor. Haydi gelsin arkadaşlar. Mesnevilerin sınıflandırılması. Lütfen dikkat. Bakın aşk mesnevisi dediğimiz zaman zaten aklımıza Leyla ve Mecnun gelecek abi. Yusuf Zuleyha gelecek. Hüsnü Vüşür'ün gelecek. Yani aşk mesnevilerinde sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Orası gayet net. E devam edelim. Ne diyor sonrasında? Dini ve tasavvufi mesneviler, Mevlid, aman dikkat, Hüsnü Aşk mesnevi, Rubabname bunlar da cebinizde kalsın. Bakın sorulmuş, logolar başa konulmadı, soruluyor. Ahlaki mesnevilerde ayrıyı görüyoruz. Yine didaktiklere de katabiliriz ayrıyı, şehrengizler değil mi? Öğretici demek didaktik biliyorsunuz. Destani mesnevilerde şehname var, mizahi mesnevilerde ise harname var. Çünkü orada ciddi bir eleştiri var, bir mizah da var alttan alta. Hamse nedir hocam? Biliyorsunuz divan edebiyatında 5 meslevinin bir araya getirildiği eserlere arkadaşlar Hamse adını veriyoruz değil mi? Hams 5 net. Var mı soru işaretim Yok. Bakın ne diyor. Dünya edebiyatında ilk hamse sahibi sanatçı Nizami. Türk edebiyatında ise Alişir Nevai'dir. Dünya edebiyatında Nizami. Türk edebiyatında ise Alişir Nevai arkadaşlar ilk örneği verecek. Biliyorsunuz Çağatay sahasında önemli şairlerden bir tanesi Alişir Nevai ve Türk edebiyatında hamse sahibi olan ilk sanatçı olması noktasında daha büyük önem taşıyor. Alişir Nevai saygı. Alişir Nevai'si sınav olmaz. Tekrar ediyorum. Ali Nevayi olmadan sınav olmaz. Mesnevi olmadan sınav olmaz. İçiniz rahat olsun. Hadi devam edelim. Türk Edebiyatı'nda hamse sahipleri var arkadaşlar. Lütfen dikkat. Ali Nevayi, Hamdullah Hamdi, Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atayi, Nergisi ve Lami Çelebi. Cebinize lütfen dursun arkadaşlar. Şöyle birkaç tane eserlerini, eseriniz şöyle seslendirmem yeterli olacak. Mesela Ali Nevayi dendiği zaman Leyla ve Mecnun'un olduğunu da hatırlatalım onun da yazmış olduğu değil mi? Hayretül Ebrar cepte kalsın. Hamdullah Hamdi dendiği zaman Yusuf Huzuleyha, Taşlıcalı Yahya dendiği zaman Şahu Geda ki soruldu biliyorsunuz arkadaşlar. 2023 sorusudur aman dikkat. Gencine-i Raz cepte lütfen kalsın. Nevizade hatay dendiği zaman Alem Nüma. dendiği zaman Nihalistan o da cepte kalsın. Lami Çelebi ise Salamanu Epsal cebinizde. Dura bu eserlerin çoğu biliyorsunuz kullanıldı arkadaşlar. Kullanılmaya da devam edecek 3. Kutucuk, kutucuktan konuşamadım. 3. kutucuk evet. dördüncü kutucuktayız. İşte sınav sorusu. İşte kendisi hocam sınavın ta kendisi. Az önce arkadaşlar soruldu demiştim. Bakın Şahho Geda burada hemen ÖSYM logosunda görüyorsunuz. Tamam? Onu da burada bu logoyu da burada kullanmış olduk arkadaşlar sorulduğunu göstermiş olalım 2023'ün. Peki. 13. yüzyılda. Mevlana'ya baktığımız zaman mesnevi manevi, Cebinizde kalsın. Bildiğimiz mesnevi işte. Bazen mesnevi manevi gibi de geçer arkadaşlar. Farklı bir ifade cebinizde dursun isteriz. Şey Tamsa. Yusuf Uzuleyha, Yunus Emre, Risale-i e, ise Mantık Utağ ile karşımıza gelecek. Aşık Başa Garipname, Ahmedi İskendername, Eçenkname Ahmedi dainin tabii ki, Ali Şinnevai Hayret-ül Ebrar, Süleyman Çelebi vesile Şeyhi Harname Hüsrev Fuzuli, Leyla ve Mecnun Ben Gübade, Dikkat, Lami Çelebi, Selamanu Ebsal, Şemü Pervane, Güyü Çevgan, Vamık Azra, aman önemli bunlar. Şahu Geda, Gencine İraz, Gülşeni Envar, Taşlıcalı Yahya, Yan eserleri Nabi, Hayriye ve Hayramat, Şeyh Galipse, Hüsnü Aşrı karşımıza gelecek. Şurası %100 sınav sorumuzdur arkadaşlar. %100 mutlaka gelecek 2024 AYT Edebiyat Sınav Sorusu. 2024 AYT diyelim. 12. soru arkadaşlar. 12. soru. D doğru cevap. Şöyle yazayım ben. Bakın gayet ciddiyim hiç ciddiyetim bozmuyorum bunları yazarken. Evet tamam süpersiniz. 2024 sıra sorusu hocam. Hiç artistliğe gerek yok. Göreceğiz %100. Bura, bu yazar eseri çalışın artı bir netice lütfen lütfen koyun olur mu? Çok güzel bir listedir. Tertemiz bir listedir. Eksiksiz bir listedir. Uzattın hocam. Bırak Allah'ını seversen bunları anlatmayı. Gel hocam 5'e gel. Biraz da eser içeriğine girelim. Mesnevi ile ilgili her şeyi konuşmuş olalım. Dinlemişken tam dinleyelim hocam. Açık maçık kalmasın hocam. Yusuf Züleyha aman dikkat. Yusuf Zeliha olarak da bilinir biliyorsunuz. Şeyh Atamza, Taşlıcalı Yahya ve Kemal Paşa Zade'nin arkadaşlar Yusuf Züleyha adlı eseri var. Şimdi Kemal Paşa Zade sorulmasın bir zahmet de. Şeyh Atamsa Taşlıcalı Yahya'nın Taşlıcalı bu arada Taşlıcalı Yahya'nın eseri arkadaşlar Yusuf Züleyha cepte kalsın. Kaynağı tabii ki kutsal kitaplar. E bunu da biliyoruz zaten. Eyvallah hocam. Olay örgüsünü ise Hazreti Yusuf'un hayat hikayesinden kesitler ve tabii ki Züleyha ile yaşadıkları oluşturacak gömlek, kuyu, buğday ve rüya tabirleri gibi simgesel unsurlar içerir. Bakın bunlar çok çok önemli. Bu unsurları içeriyor olması yani bu anahtar kelimeleri barındırıyor olması sınav sorusunda da asla asla hata yaptırmaz. Çok çok değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bakın dikkat. Çün tamam yundu Yusuf çıktı gider. Şimdi eşit ol bezergan eder hocam. Cebinizde kalsın. Risaletin Nusiye diyelim mi? Risaletin Nusiye bakın tek başına henüz sorulmamış arkadaşlar içerik noktasında. Logomuz yok çünkü ÖSYM logosu o yüzden sorulabilir. Yunus Emre yazmış biliyorsunuz 14. yüzyılda nasihatname pentname özelliği gösterecek. Pentnameyi lütfen cebinizde tutun arkadaşlar. Öğüt veren kitaplar için, öğüt kitapları için pentname ifadesini kullanıyoruz. İyi kötü, akıl nefis, cömertlik cimrilik, sabır acelecilik gibi 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 arkadaşlar. Bu tarz zıtlıkların da sıkça işlendiğini göreceksiniz. Gel dinle şimdi açayım da sözü. Tek tek söyleyeyim ondaki özü gibi gayet saf, anlaşılır, yalın, sade bir Türkçeyle karşımıza getiriyor Yunus Emre. Yunus Emre'nin şiirleri sehli mümteni örneğidir. Tekrar ediyorum Yunus Emre'nin şiirleri sehli mümteni örneğidir. Yani bakıldığında ya ne var ki canım bunda yazılabilir derseniz ama yazmaya kalktığınız zaman içerinde inanılmaz derin anlamlar olduğunu görürsünüz. Yani Yazılış kolay gibi görünen ama işte öyle olmayan, hiç de öyle olmayan eserler için sehli mümteni sanatı diyoruz. Edebi sanat cebinizde lütfen kalsın. Gelsin hocam 6. kutucuğumuz. Mantık Kutayr, Gülşenname olarak da bilinir. Soruldu, sorulacak. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Gülşenname, 14. yüzyıl tabii ki Gülşehri yazacak. İranlı, Feridüddin Atlar'ın aynı isimli eserinden arkadaşlar çeviri biliyorsunuz. Kuşların dili, kuş dili gibi anlamlara gelecek. Fabul örnekleri de var arkadaşlar eser içerisinde. Aman dikkat, tasavvuf tasavvufi ve temsili yani alegorik bir eserdir. Lütfen unutulmasın. Alegorik mesnevileri de katarız bunu cebimizde kalan Yazılı dönemin dil özelliklerini göstermesi bakımından büyük önem taşıyacak. Kuşların bilge kuş hüt hütün rehberliğinde yola çıkıp padişahları simurgu dikkat aramaları hikaye edilecek. Bence hiçbir sıkıntı yok. Gayet net bir açıklama, gayet net bilgilendirme. Mantıklı Tayyip Cepte hocam. Garipnameye baktığımız zamansa sen Aşık Paşa tarafından yazıldığını çok iyi biliyorsunuz. Aşık Paşa bu eserin arkadaşlar Türkçe nor görüldüğü bir devirde Türk milleti için kalem alacak. Türkçe nor görülmesi aman dikkat o dönemde fazlaca hassas davranacaklar bu eserle birlikte. Eser en ince tasavvufi konular dahi Türkçe'de anlatılması açısından önemlidir. Yani birçok şeyin arkadaşlar Türkçe anlatılıyor olması noktasında bu eser ön plana çıkacak. Ahlaki, felsefi, psikolojik ve tabii ki insanı kamil olma değil mi? İnsanı kamil olma yolundaki öğütleri içerecek arkadaşlar. Aman dikkat. Cebinize lütfen kalsın hocam. Bakın eser içeride veriyoruz. Artık ötesi yok. İçiniz rahat olsun. 7. kutucuk gelsin hocam bir yediği görelim. Bir Ne oluyor? Ne diyor? İskendername. Bakın Nesiletün Necat. Bunlar tek başına içerik noktasında sorulmadı arkadaşlar. O yüzden logo yok bakın dikkat. ÖSYM logosu yok. Doğal olarak bunlar bu senenin sınav sorusu olabilir. Hüsnü aşk soruldu. içerik olarak geldi 2023 AYT sorusu. Neden bir 2024'te İskendername gelmesin? Hiçbir nedeni yok. Devam. İskendername Ahmediye'nin eseri arkadaşlar biliyorsunuz. Büyük İskender'in doğu yaptığı seferler, fetihler, onların böyle başarılı savaşları vesaire. Aman dikkat. Efsaneleştirilerek anlatılacak. Büyük İskender dersek yeterli olur. Büyük İskender, Ahmedi eyvallah. Bakın ne diyor. Ahmedi'nin İskendername'si arkadaşlar. Türkiye Edebiyatı'nda bu türde yazılmış ilk eser olması İlk manzum Osmanlı tarihini ve ilk mevlit örneklerinden birini içermesi bakımından da önemli inanılmaz bilgiler var abi burada. Bu cümlede inanılmaz şeyler var. Lütfen tekrar tekrar okuyun olur mu? Türkiye'de bir Edebiyatı'nda 9 farklı iskendername olduysa bilinmekte kıldı İskender sözünden ol gazap. Ol Yavuz Beyam peygamına kaldı acep. Ol gazapla dile dile dire e. Turabü İskender üstüne vara. Girü dedi kendi züne kim şeyi oldurur kim aklıla ola kişi. Eyvallah hocam Ahmedi saygı duyuyoruz. Vallahi güzel yazmışsın hocam. Vesile tüm necatı yani bugün bildiğimiz günümüzde okuttuğumuz mevlitten bahsediyoruz değil mi? Aman dikkat. 15. yüzyılda Süleyman Çelebi yazacak ve kurtuluş vesilesi vesile tüm necat necat kurtuluş demek biliyorsunuz. Kurtuluş vesilesi anlamına gelecek. Aman dikkat. Cebinize dursun. Hazreti Peygambere değil mi? Duyulan sevgi burada anlatılacak. Batıni inançlara. Batıni inançlara aslında bir karşı çıkış var, bir eleştiri de var ve tabii ki Hazreti Muhammed'in Üstünlüğü vurgulanacak cebinizde lütfen kalsın. Edebiyatımızda bütüncül olarak bu konuyu işleyen ilk eser arkadaşlar. Amman dikkat bu konu işleyen ilk eser. Edebiyatımızda 70'ten fazla şairin Mevlid yazdığı da belirlenmiş artık varın siz düşünün. Ama sorulursa Süleyman Çelebi'nin Mevlid Necat'ı, Vesilet-i Necat'ı daha doğrusu sorulacaktır cebinizde kalsın. Gel Muhammed gel mesela sen şunu bille kulak işi düben söylerdi dil gibi başlıyor devam ediyor. Harname soruldu sorulacaktır. 15. yüzyılda Şeyhi tarafından yazılacak arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda ilk fabıl örneği olması noktasında Harname yani eşekname büyük önem taşıyor. Bir eşek var idi, zayıf ünizar idi değil mi? Yük elinden katışı keste yüzar. Batıl yu haktan ayrıldım, boynuzumdum, kulaktan ayrıldım. Ger tonuzlara olmaya buyruk. Ah gitti kulağıyla kuyruk. Hocam burada sosyal bir eleştiri var. İnanılmaz göndermeler var. Cebinizde kalmalı bence arkadaşlar. Lütfen dikkat. Et. Yergi türünün şaheserlerinden yergi var. Yergi yergi. İlk fabol örneği, yergi, şeyhi, teşhis ve intak sanatlarından yararlanma hepsi var. Bir eşeğin öküze özenmesi anlatılacak arkadaşlar. Değil mi? Bir eşeğin öküze özenmesi onun gibi olmak istemesi ama sonra da pişmanlığı anlatılacak. Mizahi unsurlar var ama sembolik bir eser olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz arkadaşlar. Amman dikkat. Ve tabii ki sahip oldukları yetinmeyip gözünü yükseklere dikenlere buradan ağır bir eleştir var. Çok büyük bir gönderme var. Saygı duyuyoruz şeyhiye hocam. ikinci Murat'a amman dikkat sunulmuş. Cebinizde kalsın. İşte harname ile ilgili her şey arkadaşlar. Yani verdiğiniz o liste yetmeyecek. Ardına bir de bunları ekleyeceksiniz. Sonra yatıp uyuyacaksınız. Meslebi ile ilgili yeryüzündeki yazılmış yazılacak bütün sorulara hazırsınız arkadaşlar. Hepsine. İçiniz rahat olun İçerisi içerik. Devam. 100 yılsa 100 yıl. Yüzyıl, yazarsa yazar hocam. Devam. Leyla bir Mecnun amman dikkat. İslam Kültür Dairesi'nde en çok işlenen konulardan biri arkadaşlar biliyorsunuz. En başarılı örneği 16. yüzyılda. Fuzuli'nin yazmış olduğu Leyla ve Mecnun. Herkes yazmış abi. Ali Şirnevay'ın da var. Hepsinin herkesin var belki ama en iyisi Fuzuli'nin şüphesiz ki. Uzun zaman eş değerde benzerleri yazılmamış arkadaşlar cebinizde kalsın. Arap edebiyat kökenli bir aşk hikayesi şüphesiz ki. Kays yani Mecnun ile Leyli yani Leyla arasındaki aşk hikayesi anlatılır. Bakarsanız Kays şeklinde soruldu. Tekrar tekrar sorulur cebinizde kalsın. Dünyevi aşktan ilahi aşka geçiş teması da işlenecek. Aman dikkat. Alemseri Muyunun tüfeyli mahbube Alem adı leyli. Eyvallah hocam. Selam olsun. Saygı duyuyoruz. Geldik 9. okutucumuza. Aman dikkat arkadaşlar. Bakın burada her şey var. Sınav sorumuz var. Unutmayınız lütfen. Hayriye. Hayriname olarak da geçecek. 17. yılda Nabi. Urfalı Nabi tarafından yazılacak. İki yoktan ne çıkar? Bir düşün bakalım diyor. Na da yok demek. Bi de yok demek. İki yoktan Nabi çıkacak. isminde inanılmaz bir sır var. Öyle böyle değil. Öğüt veren sosyal didaktik bir yapısı var eserin eyvallah hocam. Nasihatname türünün de arkadaşlar edebiyatımızdaki en tanınmış örneğidir. Nasihatname yani pentname türünün. İlmi ve çalışmanın önemine tabii ki? Hayriye'de değinilecek. Çocuk edebiyatı ve eğitim alanında da arkadaşlar ilk eserlerden biri olarak kabul edilmekte çünkü oğluna çocuğuna yazacak. Mesleklerle ilgili bölümlerde sanatçı kendi devrindeki bozuklukları da yansıtacak. Aman dikkat devrindeki bozukluklar işlenecek. İtme ağır öğren oku ehlinden, her şeyin ilmi güzel cehlinden. Ya ağır itme diyor, utanma diyor, utanma. Oku diyor, bu işi bileninden oku. Her şeyin ilmi diyor, güzel diyor, cahilinden, bilinmemesinden değil mi? Çok daha güzel diyor. Hüsnü aşk, 18. yüzyıl Şeyh Galip tarafından yazılacak. Tasavvuf anlamda ilahi aşk, ideal aşk aman dikkat konu edinilecek. İlahi aşk yolunda katlanılması gereken çile anlatılacak baştan sonra Hüsnü aşkta. Başka kişilerden dikkat biri aşk değil ise hüsn. Aşk ve Hüsn adında iki karakter ve tabii ki burada sembolik vurgular var, sembolik bir eser. Kahramanların geleneksel doğruları tersine çevrilecek ve daha da önemlisi alegorik bir eser olduğunu tekrar tekrar vurgulayacağız. Eserde ateş denizi, mumdan gemi gibi sembolik mekan ve varlıkların varlığını da söylemeden edemeyeceğiz. Ey Hüsn! Ey aftabın emmer dikkat, ey aşkı eden esir ahker. Oba, bin başlı bir ejderi münakkaş, mumdan gemi altı bahru ateş diye devam ediyor saygı duyuyoruz. Taktikler, teknikler gelsin hocam. Uyuma vurgusu yapılsın. ÖSYM meslevilerin içeriklerini son yıllarda sıkça soruyor arkadaşlar. Bu bu yarı <laughs> videolarda da çok sık yapmıştık. Hüsnü Aşk sorusuyla da zaten şaşırmadık. Çünkü öyle bir soru bekleniyor idi hocam. Bir daha bir kutucuk için alalım. Silinmesin uyuma uyuyorsun. Vallahi uyuyorsun hocam billahi uyuyorsun uyuma canlan evet süpersiniz. Meslevi konu anlatımını yaptık arkadaşlar. Bütün listeyi verdik edebiyatımızdaki bütün mesnevileri yüzyıl yüzyıl yazar yazar verdik içeriklerine kadar, hepsinin içeriklerine kadar değindik arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Yarın ne yapıyoruz? İçindekiler kısmına birazdan bakacağız ama. Dur burada dayanamadım. Vallahi dur dayanamadım. 14, 15, 16, 16. Divan nesrine bakacağız. Yani divan edebiyatında düz yazıya bakacağız. Ardından divan sanatçılarına geçeceğiz. Ha şimdi oldu hocam. 17. gün divan edebiyatı sanatçıları olacak. İçindekiler kısmı bir gelsin. Bir görelim ne yaptık, ne ettik, nereye tıkattık. Haydi hocam bekliyor. Evet arkadaşlar kitabımızdan aman dikkat içindekiler kısmını kitabımızın içindekiler kısmını açıyoruz 15. günde mesnevi var hem genel şöyle bir tikimizi atmış olalım video izlendi hocam eyvallah sonrasında gün içerisinde lütfen kitaptan sesli okuma yapın mümkün mertebe imkanınız varsa yoksa fısıl fısıl hocam. içinizden fark etmez bir okuma mutlaka yapın kesinlikle. Sonrasında ise arkadaşlar soru bankamızdan sorularınızı çözün. Yazık olmasın. Kesinlikle pekiştirmelisiniz sorularla yoksa yarım kalır, havada kalır sizden. ricamız bunlar. Peki hocam, bir de yol haritamıza bakalım bakalımlar. Oba, ortalık karışmış. Orada viraj zor alınmış. Viraj zor alınmış onu söyleyelim. 15. güne de son vermiş olduk. Güzel güzel gidiyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. 2 gün kamp videosu, 1 gün soru çözümü. Bu 2 günle alakalı. İşte iki gün kamp videosu bu iki günle alakalı soru çözümü gibi gidiyoruz. İnanılmaz bir kamp gidişatı bu. Her gün video atmıyoruz. Aman dikkat yani her gün video atıyoruz da kamp videosu her gün atmıyoruz. İki gün bir gün soru çözümü. iki gün bir gün soru çözümü. Bu da inanılmaz. Hem sindirmenizi sağlayacak hem de daha rahat bir şekilde kampta beraber gitmemize yol açacak. Sebep olacak onu sağlayacak diyelim. Çok daha doğru bir ifadeyle uzattın hocam. Ne yapıyoruz? Yarın görüşeceğiz. Aman dikkat arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kitapları hemen edinip başlamayı da unutmazsanız harika olur. Bomba gibi gideriz, eksiksiz gideriz. Tek başına yetecek çünkü bu kaynaklar. Uzatın hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.